Herkese merhaba arkadaşlar, Sercan Mintepe'nden karşınızda. Bugün 30 günlük video serisine başlamış bulunmaktayız. Bu ilk videom, 30 günlük video serisinin. Bu videoda bir gainer söyledim. Bunu bir ayda bitirmeye çalışacağım. Bir ay içinde yaşadıklarımı, işte ne kadar kilo kazandım, nasıl sorunlarla karşılaştım, neler yaşadım, bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi bugün gördüğünüz gibi 7 Ocak. Bugünden itibaren başlıyorum. 7 Şubat'ta bitmiş olacak 5 kiloluk gainer. Onu da size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Tam 5 kilo. Bir de şu anki formum neden bok gibi? Bunu açıklayayım. Gördüğünüz gibi 63 kiloya kadar düştüm korona sürecinden dolayı. Normalde 72-73 kilo civarlarındaydım. Gayet iyi bir kas kütlem vardı. Ama spor salonları kapalı olduğu için bir de uyku düzenim aşırı bozuktu. O yüzden bir öğün yediğim için bu kiloya kadar düştüm. Yaklaşık 9 kilo falan verdim. Bayağı bir fazla benim için. Hatta benim kilomda olan birisi için bayağı fazla. Ben dedim ki bunu bir şekilde halletmem lazım. Yoksa böyle 40-30 kilolara kadar düşeceğim. Çok sıkıntı olacaktı yani benim için. Video serisine başlayayım. 30 günlük değişim video serisi. 30 gün boyunca sakız çiğneme videosu gelecek. Kesinlikle zaten bunu benim takipçilerim çok fazla istiyordu. 30 gün boyunca alkol kullanmadım videosu gelecek. Yani hayatıma bir değişiklik katacağım bu 30 gün boyunca. Konfor alanından dışarı çıkıp güzel kendimi geliştirmek adına şeyler yapacağım ve bunları da sizinle paylaşacağım. 30 gün boyunca işte karın çalıştım, 30 gün boyunca şınav çektim. Günde 50 veya 100 tane falan böyle videolar gelecek. Bu gainer videosu şu an. Bakalım şu anda kullanmaya başlıyorum. Hatta kullanırken de çekeyim, görmüş olun. Evet arkadaşlar, 7 Ocak'taki formum bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı bir kas kaybı var. Çok fazla bir kas kaybı ve aşırı zayıflamışım. Bakalım bir tartıya çıkalım. Gözüküyor mu bilmiyorum. 63 kiloyum tam. Zaten 3 ay boyunca günde bir öğün yiyen bir insan kilo vermesi normal yani gayet. Şimdi bakalım. Şundan ilk defa içeceğim. Nasıl olacak bakalım. Bundan günde 5 ölçek içiyorum galiba. Herkese merhaba arkadaşlar, tam bir ay sonra karşınızdayım. Hatta inanmayanlar için de tarihi göstereyim, 7 Şubat. Tam 30 gün, gördüğünüz gibi şu gainer'ı kullandım 30 gün boyunca. Formum bu şekilde. Kaslarımı geri kazandım diyebiliriz. Hepsinde olmasa da çoğunu geri kazandım. Şimdi bakalım kaç kilo olmuşum. Evet, gördüğünüz gibi 68.8. Sercan Mintepe'nden karşınızda. Bugün gainer videosu hakkında konuşacağız. Nasıl 30 gün içerisinde 5-6 kilo arasında kilo aldım ve neler yaptım onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben eskiden dediğim korona sürecinden önce 70-75 kilo arasında geziyordum ve düzenli olarak spor yapıyordum. O yüzden kaslarım gerçekten gelişmişti. Yani güzel bir altyapı oluşturmuştum vücudumda. Gainer'ı her kullanan bir ayda 5-6 kilo alacak diye bir kural yok. Ben eskiden 70 ve 75 kilo arasında gezdiğim için daha kolay aldım kiloyu. Çünkü vücudum buna alışıktı. Bundan sonra kilo almam biraz daha zorlaşacak. 80'lere çıktığım zaman kilo almam daha uzun zaman alacak. Bu süreçte bir ay içinde neler yaptım derseniz, gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bu değişime başlamadan önce günde bir öğün veya iki öğün yiyordum. Üzerine hiçbir şey yapmıyordum. Su bile doğru düzgün içmiyordum. Şimdi bu değişimle birlikte hem gainer kullandım, hem günde 3 öğün yemek yedim. Ve işte vitaminler falan kullandım. Ayrıca spor yaptım. Siz diyebilirsiniz,
gainer neden kullanmalıyım diye. Arkadaşlar gainer gerçekten bana çok desteği olduğunu söyleyebilirim. 3 öğün yiyordum ama 4. öğün yemem gerekiyordu ve evde yemek olmuyordu ve karnım acıkıyordu. Bir ek öğün olarak ekliyordum gainer'ı. Yatmadan önce içmenizi tavsiye etmem bu arada. İçerisinde kreatin ve BCA olduğu için çok fazla enerji veriyor size ve yatmadan önce içtiğiniz zaman böyle uyuyamıyorsunuz enerjiden dolayı. 30 gün 30'unda da kullanmadım arkadaşlar bunu. Bazen unuttuğum günler oldu veya işte canımın istemediği günler oldu. Ben direkt 5 ölçek olarak içiyordum her gün. 5 ölçek bazı insanlar için fazla gelebilir. Gerçekten şekerli bir şey olduğu için. Yani 5 ölçek içmenizi önermem. Ama diyorsanız ki midem gerçekten kaldırabilir, sonrasında sıkıntı yaşamam diyorsanız shaker'da 5 ölçek koyup içebilirsiniz. Ama size önerim 2-2 bölmeniz günde veya 2-3 bölmeniz. Bir işte sabah kahvaltısından sonra, bir de akşam yemeğinden sonra içme. Bir ölçeğinde 800 kalori falan var. BCA ve kreatin de kullanırken spor yaptığınız zaman çok fazla yardımcı oluyor size. Güç açısından ve dayanıklılık açısından. Gerçekten kilo alacağımı biliyordum başlarken. Ama bir ay içinde 6 kilo kadar alabileceğimi tahmin etmiyordum ben de. Bir aylık video serisine başladık. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Yani bir aydır video atmıyordum kanala. Ve izlenmelerimiz de gittikçe artıyor. Yani kanalı ziyaret edenler ve abone olanlar gittikçe artıyor. Bunu bile bile bir ay video atmadığım için herkesten bir özür diliyorum. Bakalım, yani bu video serisi bitti. Şu anda elimde 4-5 tane daha video var bunun dışında. Şimdi gelecek videolarda kişisel bakım üzerine biraz daha gitmeyi düşünüyorum. Spor yapmaktansa, çünkü spor salonlarına gidemiyoruz maalesef koronadan dolayı. Geçiş yapmayacağım şu anda. Üniversiteye geçtiğim zaman spor konusunda videolar gelecek. Ve spora ağırlık vereceğim. Bir süre bu kişisel gelişimlerden ilerleyeceğiz. Tabii bu bir aylık video serisini attıktan sonra bunlara geçiş yapacağız. Şunu da belirteyim size. Bu gainer'ın tamamı bitmedi arkadaşlar. 5 kiloluk bir gainer'dı. Hatta hemen göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi 5 kiloluktu. Ve ne kadar içip de bu kadar kilo aldığımı merak edenler varsa. Daha bu kadarı duruyor arkadaşlar. Bakın. Daha dibi bile gözükmüyor yani. Neredeyse yarısını bile içmemiş. Önceden zaten bu kilolarda olduğum için kolay bir şekilde aldım. Ama bunu kullanıp da gerçekten kilo olan insanlar çok fazla var. Yorumları okudum bunu almadan önce. Ben bu ürünü yaklaşık 1-1,5 sene önce de kullanmıştım. Ve o zamanlar gerçekten kilo almama aşırı yardımcı olmuştu. Ben o zamanlar tamamen 63 kiloydum yani vücudum... Hayatım boyunca çıktığım kilo 63'tü. Bunu kullandığım zaman 67'ye 68'e çıktım. İlk defa hayatımda. Sonrasında zaten sporla birlikte beslenmemi de düzenli sokunca gerisi geldi. Ama ilk yani kilo alışımın sebebi bu şekilde oldu. Bunu kullanarak oldu. Sorularınız olursa veya işte aklınıza takılan bir şey olursa Instagram Sercan Bitip adresinden sorabilirsiniz hepsini. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.